Tekrar merhaba sayın izleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Bülten'cim, senin sözünü keser gibi oldum ama bir reklam aranızı vermek zorundaydık. Devam edin. Evet. Çanakkale çok yaşlı şehri. Yani Türkiye'de herhalde iki şehirden bir tanesi. Emekli şehrim. Evet. Son görev yeri Çanakkale olan memurlar kesinlikle evet. Çanakkale'yi terk edemiyor. Tabii ben de bir Çanakkale'li olarak bundan çok gurur duyuyorum. Hatta burada görev yapıyor. Başka yere tayini çıkıyor. Emekli olunca bak geliyor buraya yerleşiyor değil mi? Evet. Bunların örnekleri ben şimdiden dolayı çok yaşıyorum. Evet. Yani Çanakkale'de onun için ölümler çok fazla. Mesela bugün 6 tane cenazemiz vardı. 3 öğlen, 3 ikindi olmak üzere. İşte bizim kent gönüllüsü arkadaşları yani hepimizin çok proaktif olması gerekiyor. Bu olaylarda çok görev düşüyor. Biz de elimizden geldiğince ben o arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek isterim. Hiç şey yapmadan, itiraz etmeden kimin evi yakınsa yani çok gönüllülük usulüyle çalıştığımız için hemen koşuyorlar. Hiçbir sorun problem. Zaten temeliniz ona yani ona dayanmasa gönüllülük esaslı kim yaptırabilir bunu evet, değil mi? Kimse. İçinizde bu. Çünkü düğün evet. olunca herkes gider ama cenaze değil olunca mi? Kimse gitmiyor. Evet, geçen gün bir olay yaşadım. Yine Necipaşa Camisi genelde benim sorumluluğumda. Ben oraya hepsine çok gidiyorum. Necipaşa Camii'nde cenazem vardı. Ondan sonra 15 dakika sonra da Lodos'ta Türk Kadınlar Birliği'nin çayı vardı. Ha, evet. Orada böyle bir hanımla paylaştığımda dedi ki cenazeye hiç kimse gitmez ya böyle eğlence olunca gelir. Dedim bu bizim görevimiz ama çok zevk alarak yapıyoruz. Biz bu işi çok severek yapıyoruz. Bu çok yani çok iyi bir sosyal sorumluluk projesi diye düşünüyorum. Tabii ki en önemli hem de insanları evet. en önemli proje insanlara yapılan kesinlikle. Projedir. Çünkü onun geri dönüşü o kadar güzel ki hani bir şeyleri geri dönsün diye de değil. Biz kadınlar özellikle anne merhameti evet. var ya o çok önemli değil mi? Kesinlikle öyle. Yalnız bir tek üzücü şu oluyor. Mesela genç ölümlerinde annenin yerine hemen kendinizi koyuyorsunuz. Bir genç doktorumuzu kaybettik bu geçtiğimiz Temmuz ayında filandı. Anneyi en sonunda ambulansla hastaneye götürdüler. Ben orada tansiyonum çıktı. Bir tek orada çok etkilendim. Tabii. Yani hepsine çok etkileniyorum muhakkak ama bir de çok tanıdığım birisiydi. Çok üzüldüm. Muhakkak çok zor ama biz bu işi çok severek yapıyoruz. Çok da yani arkadaşlarımız da çok destek veriyor. Hepimiz hep beraber. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca cenaze hizmetlerinde çalışan Derya Bey, Zahit Bey, Çiğdem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çok özverili çalışıyorlar. Çünkü oraya hep üzüntülü insanlar geliyor. İşte bunu anlayabilmek çok önemli. Evet, hep üzüntülü insanlar geliyor. Onlar da onların psikolojisine göre evet. hareket etmeyi herkes beceremiyor biliyorsunuz. Yaşadığım gerçekten, için çok iyi biliyorum. Çünkü gerçekten. Ben cenaze için taziyeye gittiğimde oradan birileri yani bu işleri takip eden birileri gelip teşekkür ediyor. Çok güler yüzlü arkadaşlarımız i̇şte var. En önemli şey o. En önemli yani şey. Onların teşekkürlerini hep ben alıyorum gittiğimde. Ben de ayrıca onlara çok teşekkür ediyorum. Hem başta Ülgür Bey olmak üzere bu projeyi hayata geçirdiği için. Bize de böyle bir uygulamada görev alma şansı verdiği için. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Cenaze işlerine de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu aktif çalışan 120 kent gönüllüsü var Çanakkale Belediyesi'nde. Onlara geleceğiz. Ama biz 45 gönüllü bu konuda yardımcı olan bütün gönüllülere çok teşekkür ediyorum. Peki biz de teşekkür ediyoruz bu hizmetleriniz için hepinize, emeği geçen herkese ben de teşekkür ediyorum. Evet Eminem size gelelim. Sizin projeleriniz neler ya da mevcut olan şeylerin üzerine daha iyileştirici neler düşünüyorsunuz? Evet. Özellikle kadınlarla ilgili değil mi? Bir şey tabii mi? Ki. Bir düşünceleriniz ya, var. Kadın olduğundan dolayı evet. ve kadın kolları daha bir hassasiyetinizde kadın kolları başkanı olduğundan dolayı daha bir hassasiyetle davranıyorum. Örneğin kadın sığınma evimiz var. Evet. Kadına şiddetin arttığı şu günlerde daha da şu günlerde kadına dediğiniz gibi günde 2-3 tanesi de duyar olduk değil mi? Şiddet gördüğü günlerde bu eğitimli ya da eğitimsiz hiç fark hiç etmiyor. Hiç fark etmiyor. Hiç. Ya hani eğitimden geçer diyoruz ama üniversite mezunu ve çalışan kadınlarımızdan o kadar çok şiddet gören insan var ki ya bu Çanakkale'de azınlıkta tabii ki o ayrı yani her yerde biraz eşdeğerde olsun, değil. Şanslıyız. Daha şanslıyız. Ama yine de daha bir geliştirmek iş sahibi olan kadınlarımız şu anda Çanakkale'de var değil mi? Var. Evet. Geliştirmek. Çalışan kadınlarımız için değil, çalışmayan sığınma evine müracaat eden kadınlarımız için. Çalışmayan kadınlarımızı iş sahibi yapmak, üretim içinde olmalarına katkı vermek. Ürettikleri şeyi de, ürünleri de belediye aracılığıyla satma
imkanı yaratmak, yaratılması düşüncesindeyim. Ve örneğin bu şiddete maruz kalan kadınlarımız ve genç yaşta evlendirilmek zorunda kalıp çocuk gelinlerimiz diyelim, çocuk gelin olma eğilimli olan kadınlarımız, aileleri tarafından buna zorlanan çocuklarımız, da var tabi. Bu yalnızca vurma, kırma, dövme, dayak yeme değil yani. Tabii ki sadece psikolojik şiddet değil, tabii ki en önemlisi. En önemlisi psikolojik şiddet, hiçbir zaman geçmiyor travma şeklinde. Bunların yoğun bir şekilde psikolojik destek almaları gerekiyor. Çanakkale'de az olmasına rağmen ama yine de şiddet gören kadın sayısı yine var. Bunlar bastırılmış bir şekilde ortaya çıkmıyor. Her yerde okuyoruz, işte bu yaptığımız programlarda da dile getiren arkadaşlarımız var. Daha çok, biraz önce dediniz ya, okumuş ya da okumuşu fark etmiyor, her kadın görüyor. Şimdi okumuş kadın kanunu haklarını biliyor, hukuksal haklarını biliyor. Evet. Müracaat ettiği için, diğer kadınımız korktuğu için, müracaat etmediği için, şimdi kayda geçen olarak bakılıyor. Diyor ki çalışanlarımız ya da okumuşlarımız daha şiddete bağlı. Asla değil, üç kadından biri her bir şekilde, ille dövme, kırma, sakatlama değil. Şiddet malum sözle bile, bakışla bile, hareketle bile hepsi şiddet. Çok şiddet, çok şekilleri var. Evet, buyurun. Tabii ki bu şiddetin bir boyutu da ekonomi yönden boyutlu diye düşünüyorum. Bir kısmı da hadi eğitim yönden diyelim. Ama ekonomi yönden, ekonomimiz düzelirse daha da düzene girer diye düşünüyorum. Kişinin kendi ekonomik durumu. Tabii ki kişinin kendi ekonomik durumu. Daha bir güven duyacak kendisine. Daha güvenli durumda çalışmış olur. Üretime katkı vermiş olur. Üretime katkı verdiği için de o ailedeki değeri daha bir başka oluyor açıkçası. Türk toplumunda ve gelişmemiş ülkelerde, gelişmemiş yerlerde bunlar birebir görüldüğü, birebir yaşandığı bir gerçektir. Peki orada şimdi oraya gelen kişilerin bir de hukuksal korumaya da ihtiyacı var. O konuyla ilgili herhangi bir destek neler düşünülüyor? Şimdi, yani psikolojik destek de bu da çok önemli. Sağlıklı olacak ki, sağlıklı düşünecek ki ondan sonraki adımlarını sağlıklı atabilsin. Meslek edinecekse sağlıklı düşünceyle üretmek, ortaya koymak daha farklı. Hukuksal açıdan da yani en önemlisi, biliyorsunuz her şeyi var. Psikolojik desteği de almış. Ama dışarı çıkıyor. İşte orada kalıyor. Geçen gün gördük. Oğlu tarafından polis eşliğinde giderken vuruldu. Evet. Yani bu önlemler, yani bu da çok önemli. Hukuksal destek çok önemli. Çok önemli. Bununla ilgili de baromuzda, Çanakkale baromuzda, her barada olduğu gibi kadın komisyonu, çocuk komisyonu, çocuk komisyonları var. Kadın komisyonları oralardan da çok iyi bir destek alabiliyorlar. Buradan ihtiyacı olan, inşallah kimse ihtiyacı olmaz. Ama olursa da oradan iyi destek, alabiliyorlar. Evet, başka bu kadınlarımızla ilgili neler düşünüyorsun, sığınma evi? Kadınlarımızla ilgili sığınma evi düşünüyorum. Zaten şu anda yapılması planlanan belediye başkanımızın projelerinin içinde olanlar da var. Tabii. Kadınlarımızın yaptığı, arkadaşımın anlattığı gibi kent gönüllerinin devam ede gelen bir şeyler, hizmetler var. Onları daha iyileştirmek. Daha bir iyileştirmek gerekli. Ayrıca engelliler için söyleyeceğim ama onu ikinci şeyde gelsek olur mu? Evet. Çünkü bağlamak istiyorum Birden'le beraber. Peki. Tabii kadın her şey. Dünyada görülen her şey kadınlarımızın eseri. Kesinlikle. Her şey. Ya az önce neden müracaat, neden adaysınız dediğiniz zaman ince ayrıntılar da kadının gözünden kaçmıyor. Çünkü biz anneyiz. İşte. Yani hassasız, görülmeyenler. Merhametliyiz. Evet. Yüreği ne yapıyorsun? Her şeyi değil mi? Bir de kadın estetiği, yani o çok önemli. İşte sırf bu sosyal işleri yapmak değil kadınların görevi. Hayır, her şeyde karar verir. Üstelik belediye, meclisi niye kuruluyor? Evet. Belediyenin alacağı her karara onay verecek. Sırf parmak indir kaldır bence olmamalı. Kesinlikle. Artık bunlar aşılmalı. Her giren arkadaşımız yapacağı, yani görevlerinin, vazifesinin ne olduğunu bence bilmeli. Hatta geçen gün yine bir siyasi partiden bir arkadaşımız bir özel eleştiride bulundu.
maalesef birçok arkadaşımız dedi, görevleri bilmiyor. Ne kadar acı ama. Bu olmamalı. Artık bugün her şey ulaşılabiliyor. Hiçbir yerde indir kaldır parmak, hayır adamcı sence, bence olmamalı. Bu niye oradaysınız? Görev için oradasınız. Sadece başkanın yani. Her dediği, evet. Hayır. Ne farkımız kalıyor eleştirdiklerimizden? Değil mi? Evet, bir kadın gözüyle bakmak lazım. Mesela bir park konusu. Aklıma gelen bir şey. Park konusu oldu. Orada onu bir estetik açıdan bir kadın gözüyle bakmalıyız. Orada yani müdahale olmak da geleceğiz Vicdancığım. Ben sadece bir toplantıda müdahil olmak adına. Aynen. Hı-hı. Aynen. İşte bu mecliste de bu itirazlarınızı ben görmek istiyorum. Hı-hı. İzleyici zaten programı kim alıyorsam hep söylediklerinin takipçisi olacağım ama böyle. O zaman işiniz zor Nadide. Olur mu? Toplantıda naklen yayınlanıyor. İşimiz zor. Parmak kaldırdığım zaman korkacağız Nadide görmesin diye. Burada tüm Çanakkale'li adına konuşuyoruz. Evet. Tüm Çanakkale'ye vaattır bunlar. Ben şunu yapacağım, bunun için buradayız diyoruz. Evet. Sorumluluk tüm Çanakkale'ye. Yani omuzlarınızda çok büyük. Büyük demeyeyim, yapacağınız şeyler var. Toplumsal açıdan büyük bir keyif. Tabii. Sorumluluk toplumla paylaşıyoruz. Yani. Evet. Çanakkale'ye bir hizmet yapmak için. Bu dönemde. Yani bir şey sorulacaksa halk soracak. Evet. Size güvenerek, inanarak. Verdiği oyun aslında arkasında da olmalı. Kesinlikle. Sen şunu dedin, ben bunu, bu bana çok yaptı. Evet, ben de bunu istiyorum. Hı-hı. Deyip size oy kullanan herkesin isteklerine cevap diyorum. Artık bu oy konuda dediniz, evet. Oy devam. Kullanırken örneğin oy kullanırken hı-hı, oydan bahsedeyim. Oy kullanırken vatandaşlarımız, ben dahil, yani çarşıdan, pazardan domates alırken nasıl inceliyorsak. Değil mi? Evet. Seçici oluyorsak tabii. Oy atarken seçimlerde yani kadın gözüyle ya da ben kadın olduğum için söylüyorum. Bütün annelere, bütün kadınlara söylüyorum. Ya da bütün seçmenlere söyleyeyim. Daha özenli, daha dikkatli olmaları gerekli. Bilinçli olarak yapmalı. Daha bilinçli lazım. Olmalı. Tabii. Çünkü tüm belediyelerin görevidir. Yol, su, iş, elektrik bilmem ne. Onları yapması zaten asli görevleridir. İnanır mısınız ben 30 yıldır Çanakkale'de yaşıyorum. Birçok ilde birçok yere gittim, gezdim, gördüm. Fakat bir sloganım var. Gez, gör, Çanakkale'de yaşa. Değil mi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olduğu ve sosyal belediyeciliği Cumhuriyet Halk Partisi ile oturtulduğu için mükemmel bir kent. Daha da ileri olacak herhalde. Birden seninle devam etmek istiyorum. Kent gönüllülerinden bahsettim biraz önce. Bu kent gönüllüleri nedir? Nasıl kuruldu? Nedir? Bana da bahsettin. Beni de alacaktın ama hala almadın. Ondan da kırığım yani. Bir haberiniz olsun. Evet. Dinliyorum söz arkadaşım. Veriyorum. Seçimlerden sonra ilk önce seni kaydettireceğim. Bir anlat bakayım. Neler yapıyor ona göre değil mi şimdi? Evet. Ama yalnız kent gönüllüsü olmak işte gönüllü olmak. Değil mi? Biz telefon ettiğimizde, alo Nadide dediğimizde o camiye koşabilmen lazım. Şu ara senin işlerin çok yoğun, bir azaldığı zaman düşünelim onu. Tamam, diyorsun ki seçim çalışmalarından bizim işimiz çok. Neyse tabii ki her zaman için. Evet. Biraz öyle. Kent gönüllüsü olmak için belediyeye gidip kent gönüllü müessesesi. Bizim mi var? Şöyle belediyede böyle bir birim var. Hem belediye yasasıyla hem de özel idare yasasıyla oluşturulan yani kanuni bir müessese. Oraya kaydoluyorsunuz. İki fotoğraf nüfus suretiyle. Yani o kent gönüllüsü olabilmek için ille de gidip CHP'ye falan kayıtlı olmak şart değil. Yani ben önemli. Kent gönüllüsü olmak istiyorum dediğiniz an bu ben size önemli. Böyle aktif olarak faydalı olmak istiyorum. Kentime faydalı olmak istiyorum. Dediğin İnsanlarla zaman bir şeyler yapmak istiyorum. Ve bu şekilde bizimle çalışan arkadaşlarımız da var. Herhangi çok bir siyasi bir partiye kayıtlı değil. İnsan olarak bir şeyler yapıyorsunuz. Gönüllü yaşadığınız şehir için. Bize katkı vermek isteyen arkadaşlarımız var. Biz ne yapıyoruz? Şimdi belediyenin sunduğu birçok hizmetler var. Mesela yaşlılara evde temizlik hizmetleri veriliyor. Temizlikçi giderken yanında bizden gönüllü bir arkadaş da gidiyor. Yani temizlikçi işini hem çok düzgün yapsın hem o ev sahibiyle giden arkadaşımız muhabbet ediyor. Evet. Onun dertlerini, sorunlarını başka dinliyor. Başka sorunlar var mı değil mi? Var, evet. Onları dinliyor. Çok güzel. Yani hem de o işi koordine ediyor. Mesela yaşlılarda onu hep genç arkadaşlara gönderiyoruz. Genelde giden genç arkadaşlarımız çok güzel geri dönüşüm aldıklarını neler söylüyorlar. Neler geliyor tekrar geriye? Yani çok mutlu oluyorlar. Hatta
mesela bir el işi örüp onlara hediye vermeye kalkmışlar. Ha, işte yani yaşlılar. Bizim insanımız budur ya. Evet, evet, evet. Yani çok mutlu olduklarını, onları çok sevdiklerini, hatta gözü görmeyen bir hanımın sesinden tanıdığını giden arkadaşımıza. Arkadaşımız da çok mutlu olduğunu söylemişti. Sonra evde başka temizliğin haricinde mesela evden çıkamayan yaşlı beylere berber götürülüyor. Orada evde da yine bir arkadaş, evet, evde tıraşları sağlanıyor. Çok güzel. İşte bayanlara manikür, yine bayanlara kuaför götürülüyor. Evde sağlanıyor, eve çıkamayanlar için. Burada da yine kent gönüllüsü arkadaşlarımız birebir gidiyor. Yine bizim kent gönüllüsü arkadaşlarımız Altın Yıllar Projesi'nde de görev alıyor. Yani orada da görevli bir çok arkadaşımız var. Bahsettiği gibi. Bizim arkadaşlarımız orada da görev alıyor. Biz sadece hani bu hizmetleri yaparken de 2 yıldan beri şöyle de bir şeyimiz var. Mesela hidrelezlerle de eğlence düzenliyoruz. Ne güzel. Çok, o da her şey birlikte olmak, paylaşım değil mi? Değil mi? Sosyal etkinlik, mesela her şey için olmak. Mesela benim bir Çanakkale'li olarak yaptığım bir iş vardır 20 yıldan beri. Her sabah Allah kabul etsin duamı ederim. Sabah erkenden, ezan okunmadan önce giderim. Ne güzel. Allah. Ondan sonra orada gittiğimiz yerde kahvaltımız eder gelir. Sonra bu o kadar çok böyle yaygınlaştı ki benim arkadaşlarımın arasında. Biz 3 kişiyle başlamıştık. Zaten seni bir başlayan kartopu gibi büyütürsün ben biliyorum. Bu sene 25 kişi falan oldu. Çok çok güzeldi. Bu sene kent gönüllüleri de kattık aramıza. Gerçekten güzel. Çok güzeldi. Sonra Yerken Kafede güzel bir hidrellez pilavı ile hidrellez eğlencesi yapıyoruz. Davullar tutuyoruz. Hiç vermiyorsunuz yani. Çok suçluyum. Kendi kendinizi mi yapıyorsunuz? Suçlu bir şey yapacaksın diye şimdi anlatamıyorum dermişim. Anlat. Şaka yapıyorum hepsini. Ya çok güzel. Bunlar da çok güzel. Tabii ki bu sosyal faaliyetlerin yanında. Arkadaşlarla beraber işte geçen yıl 2 yıldan beri baraja gidiyoruz. O Adiksa şenliklerine gidiyoruz. Yine kent gönüllüsü bir grup arkadaşlarla köy hayırlarına gidiyoruz. Ne kadar güzel. O kadar devam ediyor mu köy hayırları? Köy hayırları. O ne kadar güzel. Mesela Çanakkale'de Merkezköy Kemal'de 1000 yıldan beri yapılan bir köy hayırı var. Hep hidrellez günü. Hafta sonu, hafta içi ne zaman denk gelirse yapılıyor. O köy yapmadığı birkaç sene sanki böyle köyün bereketi gitmiş gibi hissetmişler. Köyde çok kuraklık oldu falan diye düşünmüşler. Ondan sonra devam ettiriyorlar ve biz de gidiyoruz. 2 seneden beri ben arkadaşlarımla beraber gidiyorum. Arkadaşlarım çok mutlular. Bu sene de Allah nasip ederse seni de katalım aramıza. En son sizin hayıra gelmiştim. Evet. İşte biz onları hep devam ettiriyoruz. Gezmeye de devam ediyoruz. Ya en önemlisi ne biliyor musunuz? Herkes herkese bir şeyler yapabilir. Yaptığı güzel şeyin hazını duymak var ya. İçinde ben onun yanındaydım. İşte şunun da içinde onu bir de saklı tutmak çok önemli. Kesinlikle. Biraz önce de bir elin verdiğini öbür el görmeyecek, göz asla görmeyecek. Ve o işi yaparken Allah için yapmak. Kendini unutuyorsun. Evet. O hazla eve dönme duygusu var ya, bunu çok iyi anlıyorum. Gerçekten. Ben de sen geldin köy hayırında gördüm. Evet. Ben annemin babamın ruhu şad olsun diye gidiyorum. Onu her sene yapıyorum. İnşallah Allah bana sağlık verdiği sürece de devam ettirmeyi düşünüyorum. Ne güzel. Ve çok mutlu oluyorum. Eşim dostum geliyor ve hala annemi babamı tanıyan insanlar geliyor. Onları bir yemek yedirmek, onlarla biraz sohbet etmek. Yani geleneklerimizi de kaybetmeyelim. Tabii. Tamam her şey çok güzel de biz geleneklerimizi kaybetmeyelim. Bu kadar çok kaybolan değerlerimiz var ki. Evet. Mesela bu hidrelez etkinlikleri ya da hidrelez ritüelleri diyeyim. Olayında çok kişi bunun ne olduğunu bilmiyor. Tabii. Ama biz çocukluğumuzdan beri yaşıyoruz bunu biliyoruz. Evet. Ve ben tekrardan onları hayata geçirmeye savaşıyorum. Özellikle gençleri bu yerlere götürmek gerekmiyor mu birden? Yani en azından bakın böyle bizi kayboldu çünkü diyorsun her yerde. Evet. Rastlanmıyor. Özellikle gençlerimizi oraya katmak bakın şu. O kadar hoşuna gidecek ki onlar da kendinden sonra gelenlere bunu işte anlatacak ya da yapma fırsatını, yaptırma fırsatını dile getirecek değil mi? Tabii ki. Şimdi yani. Ailede başlıyor bunlar. Aile, her şey işte onun için söylüyorum. Evet, ailede başlıyor. Ne aile görüyorsun? Kendi arasında çekirdek aile ya da kök ağacı dallarıyla toplandığı zaman yılda bir kez çocuklar o gelenekleri sürdürüyorlar. Evet. İşte onun için dedim özellikle çocuklarınızı katmak. Evet, sürdürüyoruz. Biz de elimizden geldiğince işte bir şeyler yapmaya savaşıyoruz. Yani peki. Çanakkale'deki gelenekleri de kaybetmemek lazım. İşte köy hayırlarını da kaybetmemek lazım. Teşekkür ederim. Peki Binem devam edelim. Başka siz mesela engellilerle ilgili düşünceleriniz neler? Engellilerle ilgili. Çünkü ben... Çünkü bugün sağlam engelsiz oluşumuz yarın engelli olmayacağımız anlamına gelmez. Terör artık yani trafik terörünü... En azından. Kesinlikle. Şimdi ben o kadar çok kurban veriyoruz ki her an için her şey olabilir. Evet. Şimdi konuşurken belediye meclis üyesi adayı olaraktan konuşmaya çalışıyorum. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları olaraktan konuşmak için de
tırmalamaya çalışıyorum. Hayır, ama tabii onu bastırmaya çalışıyorum. Hayır, tabii ki ikinci kimliğiniz de var şu anda tabii ki. Ama evet, ikincisini yani meclis üyesi adayı olaraktan çıktığından dolayı da olsun, böyle cevaplamaya çalışıyorum. İkisi bütünleşmiş durumda evet. Şu anda sizinle tabii evet. Ki. Engelliler için örneğin yarın benim başıma ne gelecek bilmiyorum. Empati yaparaktan bu işi çözüm bulursak daha kısa zamanda daha geniş kapsamlı çözümler üretilir. Evet. Örneğin mesela engellilerimizin şu andan sonraki yapılanlar için söylemiyorum. Hı hı. Geçmişte yapılan binaların girişlerinde, yollarında engellilere uygun değil. Yollarımız normal ana yollarımız uygun. Çünkü kaldırıma girip çıkar inip çıkarken engele uygun ya da o zemin görme engeller için rampa ve hissedilebilir zemin o zeminlerimiz evet. Var. Ama apartman ve ev girişlerinde o tek kat ilk kat ev girişlerimizde yok. Eski yapılarda. Eski yapılarda yok. Evet. Eski yapıların düzenlenmesi taraftarıyım. Giriştirilmesi. Kesinlikle hiç de giriştirilmesi. Zor değil, değil mi? Kesinlikle beş zor. Beş tane ilk girişte ne olursa olsun bilemedim 10 tane merdiven değil. Var. Yarısını kır kardeşim yap dümdüz. Evet. Evet. Ve yeni yapılan binaların hepsinin önünde engelliler için ve bu görme engelliler çok için güzel. De ayrıca zemin. Bu proje aşamasında bence değil mi? Kesinlikle evet. Benim en çok istediğim şey evet. Programımda özellikle dile getiriyorum. Çok güzel. Evet. Evet. Ve yeni yapılan binaların asansörleri kesinlikle biraz daha geniş olmalı. Değil mi? Bir tekerlekli sandalyeyle girmek mümkün değil. Mümkün İki kişi değil. Zor dönüyoruz. Mümkün değil. Mi? Değil. İki kişi, önemli. Üç kişi zor giriyor. Ve eğer ki ben mecliste olursam kesinlikle bu projelerin arkasında olacağım ve takipçisi olacağım. Biz de siz için. Takipçiniz olacağız. Kesinlikle olacağım. Tüm engelliler adına bunu söylüyorum. Kesinlikle tüm engelliler adına söylüyorum. Çünkü yarın o yer onu yapmazsak yarın bana bizim ihtiyacımız olacak. Evet insan yaşamında çok sayılı gibi engelli var gibi duruyor ama yarın bizim apartmandan kaç engelli çıkacağını bilmiyorum. Bizim kendimizin olmayacağını ya da bizim var. Bizim çocuğumuzun Allah korusun her an için her şey olabilir. Evet. Tabii. Yani bu gibi projelerimiz çok güzel var. Gerçekten yani evinden çıktığı zaman bir evet. Engelli vatandaşımız genç olsun yaşlısı olsun okuluna kendisi engelli gidiyorsa. Rahatlıkla evinden çıkıp yürüyebilmeli. Çünkü özgüven açısından bu çok çok önemlidir. Yanında destekçisiz gitmeli. Her an için birbirine ihtiyaç hissetmeden ihtiyaç hissetmemesi gerekli. Çünkü çok önemli. İhtiyaç hissediyorsa çok o kişi önemli. Onun omuzları düşüktür. Tabii. Çünkü özgüveni, güveni yoktur, eksiklik hissediyordur. Eksikliği onun kendisini hissettirmemek işte. Hissettirmemek için de bizim elimizden gelen çabalarda bu tür şeyler, bu tür iyileştirmeler olması gerekiyor. Zaten yeni yapılacakları da hiç de zor değil. Dediğiniz gibi proje aşamasında bunlar kökten çözülebilir. Evet, kesinlikle. Ama ben bir de şunu rica edeceğim. Bunu eklemek istiyorum. Buyurun. Evet yeni işte rampalar yapılıyor. İşte hissedilir zeminler şunlar bunlar yollar için söylüyorum. Bayağı bir yeni yapılanmalar var ama ben genelde sabahları yürüyorum iş yerine. O yerlerin üzerine bir bakıyorum ya motosiklet park etmiş ya da araçlar park etmiş. Bunu ne yapacağız? Bunu nasıl engelleyeceksiniz? Yani bu çok önemli. Artık kim bu işe bakıyor belediyeyse ceza yani ya, mutlaka bir cezai olması lazım. Çünkü biz halk olarak hemen dibimizde isteriz arabamızı. Ama kesinlikle. O yol o sarı şeridin ne anlama geldiğini artık herkes bilmeli değil mi? Ceza bu yani çok önemli. Caydırma yapılma olması kullanılabilir gerekli. Halinin devamlılığı çok önemli. Çok önemli. Siz yaparsınız ama halkımızı ne yapılması lazım? Caydırmak için zaten zabıtalarımız onu gizlendikçe kaldırtmaya çalışıyor önüne koyulan alet edevatları diye. Yani mümkün olduğu kadar insanlar alışkanlıklarından biraz vazgeçmesi gerekli. Yani o an o iş yerinin ya da kendinin aracını düşünerekten yapıyor ama bir arkadan gelen görmezin düşüp yani, de daha da sakat kalacağını düşünüyor. Yani hayır, kalıyor örneğin, orada. Kalıyor. Yani görmez o yani normal bedensel engelli bile tekerlekli sandalyesi gitmesi mümkün ben değil. Ben yaşadım birebir. Bizim bizde kalan bir öğrencimiz görme engelliydi ve görme engelli olmasına rağmen bizim yurtta kaldı. Ve rahatlıkla çok güzel bir eğitim almış merdivenler inip çıkıyordu tabağını alıp birçok görmeden daha da gören bir engelliydi diyeyim artık. Anladım. Bir gün bir baktım taksi durdu ayak alçılığı bizim Tayfun gözleri görmüyor. Gözleri de yok. Abla dedi kimsenin başına gelmez ben çok şanslıyım dedi. Hem topal hem körüm dedi. Yani bu kadar kendisiyle de barışık bir insan. Nasıl olduğunu sordum.
ayağa bir dükkanın işte koyduğu bir şeye denk gelmiş, i̇şte düşmüş. İşte yani evet. Bunların yapılmaması lazım ya da bir de otokontrol olması lazım. Yani cezalarda hani an, o an oradan herkes gören o zaman evet. 51 alo hattı bence kurulsun evet. Belediyede. Evet. Bu türlü nasıl fahri trafik polislerimiz hı-hı. var. Her yerde trafiği denetleyebiliyorlar. Evet. Bence belediyede bir alo hattı böyle uygunsuz park etmiş ne varsa anında vatandaşı görevi olarak oraya bildirecek. Zaten gidip bizim, tartışmanın evet. da alemi yok. Çünkü onu anlayacak insan zaten onu yapmaz. Alo hattı. Ben bunu özellikle rica ediyorum. Bir alo hattı olur. Bunu kim görüyorsa otokontrol sistemiyle bence gelecek ama bizim Ahmet abinin arabası, Mehmet abinin arabası diye bakmayacak oradaki ilgili kişilerde. Neyse cezası en yüksek, gerçekten en yüksek neyse bakalım bir daha koyuyorum oraya. Bence en büyük çözüm bu. Diye düşünüyorum, bilmiyorum ya yani şu anda aklıma geldi. Yani hep düşündüğüm bir şey umarım, değil. Çözüm yani koyan insanlar da evet. biraz daha duyarlı olur. Bir daha aynı cezayı gelmeyecek, geleceği korkusu çünkü evet. esnafımız da durumu yani malum. Gelişi güzel yerlere park yani, etmedikleri sürece bir sıkıntı yani yaşanmaz. Bence yani özellikle yani hı. görüyorum sarı çizgi şöyle devam ediyor. Kişi evet. gidecek tak bir de üstüne çıkıyor. Yok böyle bir şey ya. Evet. Hakikaten yok. Görüyorum. Zaman ne olacak zaman. O kişiye kardeşim ne oluyor? Sana ne diyecek? Çekecek haydi al başına dert bu sefer tartışacaksın. Yani bazı kişiler yani. O sarı çizginin ne anlama geldiğini yok, bilmiyor. Farkında bir şey değiller. Ama neyse. Farkında ama işte değiller. Bu şekilde çok iyi evet. fark edecektir. Evet. Yani bütün toplum olarak hatta yapılsın broşürleri ev ev gerekirse hı. dağıtılır. Hı. Bak kardeşim bilmeyenlerde sarı bence. Çizgi şudur. Bu yol bunlara ait. Bunun dışında burada bir şey görüyorsan şu alo servisine evet. bilgi vereceksin. Ve en büyük cezalarla. Kesinlikle. Bence güzel şey bunu okullarda yapmalı. Okullarda ama, yapıp çocukları anne babalarını ikaz etmesini söylemeli. Ama şu an tabii o en temel olay. En temel uygulama bu. Hı-hı. Ama yine de bir de şu an durumda olan insanlara da bakın diyor ki işte sarı çizgi ne alemi. Çocuk yani mu öğretecek onu? Evet. Şu an için çözüm ha bundan sonraki nesil zaten öğretildiği için... Şimdi... Bu bilinçle yetişeceğinden bunlara bile gerek kalmayacak. Şimdi, bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama şu yok, an doğru düşünüyorsunuz ama okullarda belli bir eğitimi almaları gerekli. Bazı tabii, şeyleri öğretmek için ana temelleri oluncaya kadar tabii. örneğin Avrupa'da çöp olayı okullardan başlıyor. Tabii canım. Ya her şey ya da şey, yani, eğitimi okuldan temel veriliyor. Eğitim iyi mi? Evet. Yani bunların da temel eğitimine, insani olan eğitimleri okullardan verilmeli. Mesela seçim geliyor. Hı-hı. Şimdi hep söylüyoruz, hep her yerde paylaşıyoruz. Seçim zamanı yine tamam engeller için aracımız var. Ama oy kullanacağı yer giriş katı mı? Bunlar bakılıyor mu? Ben bunu her programda valla söylüyorum. Evet, yine alıyorlar sınıfın beşinci kat, ikinci kat. Ya da çıkamayacağı. Plastik sandalyelerle taşıyorlar ya, çok. Yani bakın bunu yüksek seçim kuruluyla. Diyorum ya insanlar gitmek istemez. Ben olsam gitmem. Niye o manzaralarla karşılaşayım? Evet. Engelini daha da belki düşüreceksin. Daha bir büyük şeylere neden olacaksın. Kesinlikle. İnsanlar çıkıp evet. oy kullanmıyor. Halbuki buna temelden bir çözüm yapılabilse. Ne olacak? Herkes oy kullanmaya gidecek. Bu gider. Siyasilerin de işine yarayacak arkadaşım. Yani bunu kesinlikle söylüyorum. Ama şu, yine engelliler için asansöre geldik. Asansör iyileştirmeye evet, geldik. İyileştirmeye bakın, geldik. İyileştirmeye evet. geldik. Evet. Ama yine de iyileştirmede birinci katı iyileştirdin. Evet. Okulda oy kullanıyor. İkinci, üçüncü katta sandıkta çıkarsa ne yapacaksın? Her katı yapmak mümkün değil. Bedensel yani, engellerin hepsini bedensel, birinci katta bir yere lazım. Ya da bilmiyorum şu anda eski Tansaş'ın arkasında bir şeyimiz vardı. Toplu gösteri merkezi evet, hala mevcut var, var. Mesela o düz ayak değil mi gitmedim evet. gerçi ama evet. mesela öyle bir yer ben bunu daha önce de önerdim orasını sadece engelliler için oy kullanma yeri yapılsın ne olur işte kaç kişi var herkes kayıtlı hangi mahallede ne diyecek işte şu sokağa şu saatte alıyorum şu saate tespit edilebilir. Tabii var canım her yerde var şu sokağa şu saatte alıyorum hem gelecek onları alacak hı-hı. hem de düz ayak yorulmadan oyunu kullanacak. Hem en önemlisi hem kimsenin ihtiyacı olmadan bir şeyler bir de en demokratik hakkını kullanmış olacak o vatandaşımız. Evet, evet bu kentin idaresinde ben de söz sahibiyim ya da verdiğim oyun arkasındayım diyebilecek. Yani, bilmiyorum yani şu
Bunlar iyi fikir, çok güzel. İyi. Bence de çok lütfen, iyi. Keşke öyle olsa. Yani dikkat olmalı. Evet, dikkat alınması lazım. Yani bunlar çok zor, çözülmeyecek olaylar değil mi arkadaşım ya? Tabii. Yani herkes, bütün siyasilerimize buradan sesleniyorum. Evet. Hepsinin işine yarayacak. Kesinlikle. Yanlış mı söylüyorum? Hayır. Engelliler için ilave edeceğiniz yoksa bir de duruma geçmek istiyorum. Peki bir tane senin mesela engelli çocuklarımız için oyun yerleri alanlar var mı fikirlerin? Evet. Tam da yanında sorun. Mesela çocuk parklarında şimdi bir anneanne duyarlılığıyla konuşayım. Yani değil mi? Evet, engelli çocuklarımıza uygun da olmalı. Onları dışlamamalıyız, ötekileştirmemeliyiz. Evet. Bütün çocuklarımızın hep bir arada olması lazım. Ben ayrıştırmadan. Ayrıştırmadan. Ve birbirlerinin duygularını anlamaya da bu yardımcı olur. Yardımlaşma duygulara. En azından yani engelsiz çocuklar da engellilere o dakika yardım ederler. Belki çok daha iyi bir arada diyalog toplumsal olur. Toplumsal barışıklığı çocukluktan kazanılmaz mı? Evet, kesinlikle öyle. Ben onu bir hayal ediyorum yani inşallah. Çok zor değil mi arkadaşım? Evet. Yani orada kaç tane... Peki yeni yapılacak olanlara, yapılacak. Baştan yapılır hali hazırda olanları iyileştirme ama ayrı değil çünkü birçok şehirde Hep beraber. Ayrı çok güzel tesisler yapılıyor. Ama niye ayrıştırıyorsun kardeşim? O da çocuk. Beraber. Evet, çok hep beraber. O da çok iyi olur. Valla benim duygularıma tercüman olduğunuz sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle teşekkür yapabilir miyim arkadaşlar? Kent gönüllülüğünü burada tanıtma fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz bunun çok reklamını yapmıyoruz. Sadece bulunduğumuz ortamlardan şimdi reklam değil arkadaşım, duyurulmama bu olabiliyor, başka şeyler giriyor ama siz görevinize devam ediyorsunuz. Evet. Bu bir eksik, yani eksik tarafı sadece duyurum. Ha ondan da biraz önce bahsettim, bir elin verdiğini öbür duymasın. Hayır, duysun. 3 kişi bu işe gönüllü çalışıyorsa 103 kişi olsun ve daha çok insanlara ulaşalım. Ben bu gözle baktığım için özellikle hani buradan duyurmak ya da sizin anlatmanızı istedim. Ben bilmiyorum, inanıyorum bugün mesajı çok Çanakkale'li hanım aldığını düşünüyorum. Gerçekten herkes çok hanımla hanım olarak düşünüyorum. Değil, çünkü herkes anlatamadık. Sadece cenaze evlerinde anlatıyoruz. Yani veya işte onlarla bulunduğumuz toplumsal gruplarda anlatıyoruz ama. Cenaze de cenaze, şimdi kim bilir diyebilir. Cenaze belediyenin zaten işi. Hayır. Yapılıyor. Ama gönüllü insanlar da onun yanında oluyor. Aynen öyle. Sadece bürokratik işlemlerin yapıldığı ya da temin edildiği tabii, maddi şeyler değil burada. Gönüllü olarak o insanın yanında olabilmek, bu da toplumsal kesinlikle barışın en önemli şeyi diye düşünüyorum. Gerçekten. Çünkü bir de buralı olmaktan dolayı Nadia da gitti. Zaten her cenaze tanıdık. Değil mi? Yani biz görev gibi gidiyoruz ama gönüllü olarak gidiyoruz. Evet. Bizim zaten normalde gideceğimiz cenazeler oluyor. Her ben gittiğimde özellikle Necip Paşa'da hiç tanımadım. Bir iki tane çıkmıştır 1,5 seneden beri. Yani hiç tanımadım. Çanakkale'de olup dışarıda kalmışlar. Tekrar işte buraya getirmiş çocukları. Anne baba vasiyet etmiş falan. Aynı o şekilde tanımadım. Bir iki kişi çıktı. Genelde de herkesi tanıyoruz. Çünkü Çanakkale'miz yaşlı şehir. Az önce de bahsettiğimiz gibi. Ölüm oranı çok yüksek. Ortalama 2,5 kişi falan günde. Yani bu berbat hastalıklarda genç yaşlı demiyor. Evet, Çanakkale'de çok hızlı şekilde ilerliyor. Evet. Ve insanın en dibe vurduğu bir zamanda böyle bir topluluğun yanında peki, olmuş olması hissetmeleri çok yani çok önemli. En insani değer bu zaten. Zaman. Süremiz çok azaldı arkadaşlar. Şimdi, bir de hayvanlarla ilgili düşünceleri. Yani hayvanlarımızın daha bir iyileştirilmesi barınaklarımız şu anda var ama ne ama kadar özgür, neler düşünüyorsunuz? Ben örneğin hayvanat bahçelerine karşı olan bir insanım açıkçası. Ne kadar hayvanat bahçesi yok Çanakkale içinde deniliyorsa da. Çünkü ben insanım, canlıyım. Ya özgür kılmak istiyorum, Tanrı özgür olmak istiyorum. Bir yaratma, o da canlı. Yaşamak için, değil mi? O canlı bir hayvan diyeyim. O da yani gelişmeyen, beyni gelişmeyen bir hayvan yani. Vallahi onun da özgür olmasına yanıyor. Bazı insanların yani biliyorsunuz Avrupa'da o kadar çok eğitiyorlar ki kesinlikle görmezlere, çocuk bakımında her şeyde çok iyi bakıyorlar. İnsandan daha insancıl. Hayvanların özgür kılmasına yanayım. Evet. Bu özgürlük tabii ki sokakta olaraktan değil. Yani botanik denetim bahçeler altında. Olabilir. Denetim altında. Bir yeri kaveslenmeden tabii ki halka açık ve çocukların yakından görebileceği, zaman zaman dokunabileceği bir yer olsun istiyorum. Yani hayvanat bahçesine karşı olan bir insanım. Yani kafes altında kesinlikle özgürlükleri kısıtlanmasın. Yani siz bir kuşu saldığınız zaman nasıl çırpınıyor? Nasıl özgürlüğünü kavuşmak istiyor? Bir güvercine. Biz 2-3 gün evde kalalım, dışarı çıktım. Oh be dünya varmış. Kesinlikle. Evimizde bile bazen kendimizi kafes içinde hissedebiliyoruz kesinlikle. Tabii ki. Evet. Ben şöyle katkı yapmak istiyorum. Belediyemizin hayvan barınağı var biliyorsunuz.
Özellikle de yazın yazlıklara gelenler çocuklarını mutlu etmek için köpekleri alıyorlar. Evet. Sonra bırakıp gidiyorlar. Sokakta bırakıyorlar. Sokakta bırakıp gidiyorlar. Belediyemiz onları alıyor, topluyor ve hayvan barınağına getiriyor. Ben geçen gün Ülgür Bey bir yerde konuşmasında beraber ikimiz konuşmasında şahit oldum, dinledim. Ben çok bir bilgim yoktu. O gün öğrendim. 350 tane köpeği gelmişler Çanakkale'ler. Beğenmişler, sahiplenmişler. Buna da ben çok mutlu oldum. Yani hayvan barınağında hepsi de çok hani cins köpeklermiş. Çok güzelmiş. Herkes beğenip sahip olmuş. Çocuklar hani Çanakkale'de ikamet edip de devamlı bakacak. Bu da çok mutlu bir olay. Hayvan barınağında olmasından tarafıyım ben de. Evet. Bakın bunlar bakılıyor, toplanıyor, aşılanıyor veya kısırlaştırılıyor. Bu yani çok önemli. Hayvan evi. Kontrollerinin yapılması yani, çok önemli. Hepsi çok önemli. Mesela bir hiç artık köpeklerle ilgili Çanakkale'de bir sorunuz var mı? Yok. Yok. Önceden çok korkardık dışarıda. Ama geçen gün basında okudum, bu Çanakkale'de mi bir yerde şöyle kaşar peynirleri küp küp kesmişler. Yok, Çanakkale'de iyi bir şey değil değil mi? Değil, ay neresi yazıklar olsun diyeceğim. Üzerine çiviler batırmışlar, hayvanlar atıyorlarmış. Var mı böyle bir canavarlık ya? Ya hayvanları sevmeyi bilmeyen insanları hiçbir zaman sevmez. Ben başka bir şeye diyemiyorum valla. Peki eklemek istediğin senin şeylerin ben nelerden? Bir şey daha değinmek tabii ki istiyorum. Lütfen, çünkü benim can damarım baz istasyonları Çanakkale'de. Ha değil mi? Evet ya hepimizin. Ya da bütün her yerde. Tabii. Ama bu ben burası için konuşuyorum. Tabii. Çünkü baz istasyonlarının olduğu yerlerde, olduğu bölgelerde şu anda kanser vakalarının en uç safhada olduğu bir dönemdeyiz zaten. Çoğalmasının kanser ve nedenlerinden. Kalp krizi. Tabii ki çoğalmasının nedenlerden bir tanesinde baz istasyonu ve yiyecek gıdalar diyoruz. Baz istasyonun çevresinde bahçeler varsa, oradan o topraktan o ürünler yetişiyorsa o zaten doğal değildir. Örneğin ben kendimden örnek veriyorum. Bu hangi anlamda anlaşılırsa anlaşılsın umurumda değil diyorum. Aynen. Açıkçası. Tansaş'ın karşısındaki köy hizmetleri lojmanlarında oturduk biz. Orada baz istasyonu var o bölgede. Çok yoğun bir şekilde. Ve lojmanlarda yoğun bir şekilde bulunulduğunda var olduğunu bir seminerlerde söylenildi. Bilim adamlarının geldiği bir seminerlerde bu. Ve o lojmanlardan benim eşim 2005 yılında kolon kanserinden vefat etti. Doktor Mahmut Kardelen, rahmetli anıyorum. Tabi hocası, tabi odası kurucularındandı. Bugün de 14 Mart bayramı aynı zamanda. Ve onun ardından 8 ay sonra ben meme kanseri oldum. Ve en yoğun görüldüğü yer olaraktan o lojmanlarda ölçüm yapılmış, yoğun görülmüş. Düşünebiliyor musunuz? Ya benim can damarım olduğu için tabii ki bazı istasyonların yeriyle ilgili bu kim yaparsa yapsın çalışmalarını devam edeceğim. Şey. Lütfen. Evet. Lütfen. Ay. Paylaşımınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim size eklemek istediklerin şurada anlatayım. Şu da var demek ben istediğim. Ben anlatmaya başlarsam susturamayacaksın. Onun için yok, ben benim zamanım var. Hemen devam et. Çünkü bunun için buradayız. Bunun için yapıyoruz. Canım. Çok teşekkür ederiz. Biz artık seçimlerden sonra o önceki teklifinle ticaret liseleri olarak bir gelelim. Sonra seçimlere yine siyasete tekrar dönelim. O gelmediğim için çok üzgünüm şimdi. Ticaret liselerle ilgili çok şeyler düşündüm. Şu an hatırlatınca aklıma geldi. Çok teşekkür ediyorum Nadide. Kendimizi ifade etme imkanı hazırladığın için. Ayrıca da aylardır cevap veremediğim için de üzgünüm. Teklifini kabul edemediğim için de. Seçimler mazeretin oldu. Sağlıkla bir seçimleri atlatalım inşallah ondan sonra. Hayırlısıyla. Ben herkese iyi akşamlar, iyi günler diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben de her ikinize çok teşekkür ediyorum. Düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için ve çok yoğun çalıştığınızı biliyorum. Evet. Kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum nezaketinize. Sizlerle Çanakkale'ye çok şey katılacağına inanıyorum. Çünkü bu Çanakkale bizim. Çanakkale kazansın diyorum. Evet, tekrar başarılar diliyorum arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm Boğaz Medya ailesine ve size bu fırsatı yani ne kadar biz geciktirmiş olsak da olsun, bizim olsun. İşlerimizin yok, yoğunluğundan dolayı. Geçerli bu dönemde. Evet, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, sana. Sen de eksik kalmasın. Boğaz Medya zaten evet. Oradan bakıyor. Şimdi bana İsmet kızacak. Evet. İsmet iş aslında bütün çalışanların hepsine çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Evet sayın izleyiciler, bir siyasetin nabzı programının daha sonuna geldik.
programını seçime kadar arkadaşların, diğer arkadaşlarımızın da katılımları olduğu sürece devam edecek. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Tüm sağlık personelinin, gerek şahsım ve Boğaz Televizyonu adına hepsinin bayramlarını kutluyorum. Şiddete maruz kalmadan özgürce görevlerini yapabileceği bir dünya diliyorum. İyi akşamlar, görüşmek üzere.